Kılıç içinde patlayıcı kuvvet çok önemli. Kemik kesmek bu kadar kolay bir şey değil. Bu adam bu kılıcı vurduktan sonra orada kalmaz. Şu gerçekçi. Birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. Yine kılıcın boyunu kısaltmış ve bu çok güçsüz bir pozisyon. Çünkü savaşlarda genelde şöyle olur. Kaybeden orada ölür, kazanan sonra ölür çoğu zaman. Selamlar, herkese merhaba. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz İnce, HEMA eğitmeniyim. HEMA nedir? Historical European Martial Arts'ın kısaltılmış hali. Yani Avrupa tarihi savaş sanatları. Avrupa'da zamanında, tarihte uygulanmış savaş sanatlarını öğretiyorum ve pratik ediyorum. Bugün size filmlerde yer alan kılıçlı sahneleri yorumlayacağım. Biz sadece kılıç kullanmıyoruz aslında, kılıçla dövüşüyoruz. Burada da sadece kılıç sahnelerini değil, kılıcın bir enstrüman olarak nasıl kullanılması gerektiğiyle de ilgili bilgi vereceğim size. Sahnede özellikle bir noktayı konuşmak istiyorum. Yani zaten ışın kılıcı, hani gerçekçiliğinden falan bahsetmeyelim de. Bir teknik yaptı Obi-Wan Kenobi. Şöyle bir teknik yaptı. Bu Alman uzun kılıç tekniğinde olan bir şey. Adı da Zwerha. Turnuvalarda falan da çok kullanırız biz bunu. Bu tekniğin burada olması böyle çok hoşuma gidiyor benim. Alman uzun kılıç tekniğinde 5 tane temel vuruş var. Zorna, Schielha, Scheitelha, Zwerha ve Krumha. Zwerha bu 5 vuruştan hem savunmanızı sağlayacak hem de aynı zamanda atak yapabileceğiniz bir vuruş şekli. Ben çok severim. Çok da kullanışlıdır. Çok da güzel kullanmış bence. Bir kişi feda etse kendisini veya ne bileyim birileri oyalarken mutlaka arkadan birileri keser. İmkansız böyle bir şey. Ama hani zaten sahnenin gerçekçiliğini tartışmayacağız. Benim özellikle belirtmek isteyeceğim bir şey var. Çok rahat eklem kesiyor. Kemik kesmek bu kadar kolay bir şey değil. Yani her şey ideal koşullarda olsun. Rakip stabil olsun. Rakibi boş verelim. Yani süt kutusu keselim. Doğru tekniği uygulamazsanız çok temiz bir kesiş elde edemezsiniz ki kasaplar biliyorsunuz yani satır kullanarak kaç hamlede bir kemiği kırabiliyor. Aynı kemik hareketli, karşı koyuyor size. Bu kadar kolay değil bunları kesmek. Yani çok güveniyorsanız kendinize yaparsınız belki. Yani bilmiyorum, hiçbir savaşa şahit olmadım ama ben olsam yapmazdım. Çünkü burada çoklu bir dövüş var. Böyle bir zaman kaybına benim hiç lüksüm yok. Ama şey kısmını sevdim. Mesela omuzdan attı rakibine. Evet, yani kılıç kullanıyor olabiliriz ama rakibi tutmalar, kapmalar, yere almalar bunlar bizde var. Savaş sahnesinde de olacak şeyler. Yani o kısma kadar aslında çok fena bulmamıştım. Ama orada da artistik bir hareket yaptı. Çevresinde kimse yoksa yapmasında sakınca yok bence. Burada durduralım. Yine kılıcın boyunu kısaltmış ve bu çok güçsüz bir pozisyon. Bir rakip size yeterince güçlü vurursa bu pozisyonda onun kılıcını tutamazsınız. Muhtemelen kılıcınız temas etse bile kılıcı da önüne katarak sizi keser ve devam eder. Bu çok gerçekçi değil ve günümüz dövüş sahnelerinde çok kullanılıyor bu. Ve sırf Türk işlerinde değil, yani dünyada da böyle bir akım var. Neden kılıcı bu şekilde tutmaya çalışıyorlar anlamış değilim ama dünyada böyle bir akım var şu anda. Mesela buradan kesti. Buradan kesti. Niye bir de öteki taraftan kesti ve keserek döndürdü? Yani aslında en başta öldü zaten. Sen damarını kestin bu adamın. Ve ben zaten en ekonomik şekilde kullanmaya çalışırım hareketlerimi. En kısa sürede bitirmeye çalışırım. En kısa noktalardan hareket etmeye çalışırım. Daha büyük hareketler bunlar. Rakip vuruyor. Kılıcı bu şekilde engelliyor. Kılıç burada dururken tekme atıyor. Şimdi bu adam bu kılıcı vurduktan sonra orada kalmaz. Kalıyorsa zaten eline ilk defa kılıç alıyor demektir.
ilk defa kılıç alan bir insanda asker olmaz. Mesela bana öyle bir darbe gelse, bu kılıç buradan geliyor ya, bunu karşıladıktan sonra içeri girmeye çalışırım. Ya da bu kılıcı buradan bu tarafa doğru atıp tekrar adamı keserim. Hep ikinci hamleyi düşünürüm. Ya dövüşmek böyle bir şeydir. Bu adamı nasıl aldatırım? Bu adama nasıl vururum? Bu adamdan zarar görmeden nasıl çekilirim? Geri çekilirim. Bunu düşünmem lazım. Estetik bir sahne. Çekmesi de zor bir sahne. Zordur eminim ki. Zaten muhtemelen o uzaktan olan çekimlerde dublör kullanılıyor. Şu gerçekçi. Birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. Yani kılıçlar birbirine çarpışmıyor. Böyle sahnelerde şuna düşebiliyor bazen çeken insanlar. Kılıçlar kesişiyor birbiriyle. Ama mesela o kılıçtan kendi kılıcımı çeksem, önünden çeksem muhtemelen havayı kesecek. Ama burada rakibin kafasına doğru gidiyorlar. Gerçekten öldürmeye çalışıyorlar birbirlerini. Böyle bir eğitim sistemi var. Yani her şeyi zaten biz rakipsiz çalışırız ilk başta. Ondan sonra rakibe karşı deneriz. Çünkü her aşamada farklı bir şeyler olur. Nedir? İlk başta rakipsiz yapabiliyor muyuz? Hareket mekaniği doğru mu? Sonra rakibe karşı adapte edebiliyor muyuz? Doğru zamanlama, doğru mesafe algısıyla bunu uygulayabiliyor muyuz? En sonra serbest dövüşte bunları uygulayabiliyor muyuz? Bunlar çok önemli. Fiziksel eğitim artık dünyada var mı başka bir branş bilmiyorum ama siz bir branş yapıyorsanız o branşı destekleyen ağırlık çalışması, fiziksel antrenman yapmak zorundasınız. Kılıç içinde patlayıcı kuvvet çok önemli. En basitinden squat, deadlift, eğer yapabiliyorsanız olimpik kaldırışlar, güçlü bir merkez bölgesi çok önemli. Sanırım ikisi birbirini öldürmemeye çalışıyor. Yani amaç öldürmemek. Yani öldürmeye çalışıyorlarsa çünkü böyle dövüşmeseler daha iyi olur. Daha ilk sahnede, açılış sahnesinde göğsünü açarak uçtu adamın üstüne doğru. Adamın tek yapması gereken şey kılıcını öne uzatmaktı. Öldürmek istiyorsa. Kenara çekilmeyi tercih etti. Daha sonra da dövüşürken kılıçlar kenetlendi ve böyle kaldılar. Birbirlerine bakıştılar. Kılıçlar kesiştikten sonra ikinci hamleyi düşünürsünüz. Üçüncü hamleyi düşünürsünüz. Hatta rakibe vurduysanız vurduktan sonra güvenli bir şekilde geri çekilmeyi düşünürsünüz. Ya ben birisine vurdum diye o dövüş orada bitmez. Çünkü savaşlarda genelde şöyle olur. Kaybeden orada ölür, kazanan sonra ölür çoğu zaman. Herkesin fiziksel dezavantajı, avantajı var. Mesela ben de kendimden kuvvetli insanlara karşı dövüşüyorum. Bazen kendimden kuvvetsiz insanlara karşı dövüşüyorum. Eğer benden güçlüyse karşı taraf, ben ondan hızlıysam, mümkün olduğunca onunla yakın mesafeye girmeden daha hızlı ayaklarla dövüşmeye çalışıyorum. Daha fazla footwork kullanıyorum. Rakipten güçlüysem, bunu hissediyorsam, yakına girip onu aşağıya almaya çalışıyorum. Yani bu aslında rakibe göre bir strateji gütmekle alakalı bir şey. Bir kadınla bir erkeğin dövüşmesi de aslında, eğer o kadın güçsüzse, güçlü de olabilir. Yani kendisinden güçsüz bir erkeğe karşı da dövüşüyor olabilir. O zaman ona göre dövüşür. Kendisinden güçlü bir erkeğe karşı dövüşüyorsa ona göre dövüşür. Yani bu döneme ait elimizde kaynaklar yok. Ve en azından benim bildiğim kaynaklar yok. Hareketler de slow motion'da aslında çok büyük gösterilmiş hareketler ama çok da abuk bir hareket yoktu burada. Ben aslında fena bulmadım sahneyi. Gerçekçilik açısından da fena bulmadım. (Gülüyor)
Tabii ben Avrupa kılıç tekniğine hakimim. Bu uzak doğudan bir kılıç, katana. Ama şunu söyleyebilirim. Yine kısalttı kılıcın menzilini belli yerlerde. Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir de benim bildiğim kadarıyla, yanlış olabilirim, uzak doğu kılıçlarına, katanada ön taraf kesmek için, arka tarafta deflekt için, karşı tarafın kılıcını engellemek için kullanılıyor. Birkaç defa kılıcın ön yüzüyle karşı tarafı engelledi. Bu keskin kılıçların bir davranış türü vardır. Kılıçlar birbirleriyle karşılaştığında birbirlerinin içinde böyle kenetlenirler. Bunu istemezler çünkü o kılıç körleşmeye başlar. Bunun çok uzak doğu tekniğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum yani. İki kılıç birbirine kenetlendikten sonra mesela saplamak istiyorum. Kılıcı döndürüp ondan sonra ilerlerim. Çünkü bu kılıç burada yapıştıktan sonra ben bunu itmeye kalkarsam rakip bunu hisseder. Ama ben kılıçlar kesiştikten sonra çok ufak bir hareketle o kesişmeden kurtarırsam kılıcımı kurtarmış olurum, ikinci hamleye hazır olmuş olurum. Siz eğer Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan bir insana kalkıp G3 verirseniz, ne kadar gerçekçilikten uzaksa o kadar gerçekçilikten uzak. Böyle yine karşılıyor. Ondan sonra kılıcı omzunda tutuyor. Tamam, flat kısmı yani şey, düz kısmıyla tutuyor ama orada tutarken adam da ben bir elimi boşaltayım bunun suratına bir çakayım demiyor. Yani nereden tutsak elimizde kalacak bir sahne. Ufak tefek hatalar olsa da bence gerçekten iyi bir sahne bu. Gerçekçi de yani, ritim değişken, doğrudan hareketler var. En kısa noktaları, en kısa atak yollarını izliyor. Bence izlediğimiz sahneler arasındaki eğitim sahneleri de zor odandı. En iyi film gerçekçilik açısından bu. Kesinlikle. Bir tane İtalyan usta var, rapier ustası. Onun 2.50 kılıç kullanım gösterimi var. Ama bu şekilde değil. Yani iki elle kullanılabilir ama bu şekilde kullanılmaz. Filmlerde, dizilerde gördüğünüz böyle en genel hata nedir kılıç dövüşlerinde? Uzun kılıcın çok ağır olarak tasvir edilmesi. Birincisi bu. İkincisi, her kılıcı aynı muameleye yapıp kılıçların hep tık 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 diye dövüşülmesi. Yani özellikle ben Türk işleri için konuşayım. Türk kılıcının başka bir amacı var. Avrupa kılıcı gibi dövüştürme o kılıçla. Üçüncüsü de hep aynı ritim kullanılıyor. Yani dans gibi çok tahmin edilebilir. Hatta bununla ilgili Benedict Cumberbatch'in bir videosu var. Benedict Cumberbatch koreografi çalışıyor birisiyle. İşte oradaki hoca bahsediyor işte, dövüşte ritmi bozmak zorundasınızdır. Sahne dövüşünü tasarlarken de böyle yapabilirsiniz diyorlar. Böyle yapılabilir. Yani bu kadarına dikkat edilebilir bence. Bugün dizilerde, filmlerde kılıç sahnelerini, kılıçla yapılan dövüş sahnelerini yorumladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.